Boş kar, servis iyi ki yanımda rahatsın çünkü aracım, Peki hocam böyle anlarım 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 diyorsun da anlaşılması gereken bir başka problem olduğunu düşünüyor musun Fenerbahçe'de? Penaltı konusunda Tadiç ısrarında. Tabii ki, tabii ki. Mesela bunu tribünler de anlıyor. Diyor ki neden Tadiç? Neden ısrar? Ya tribünlerin anlaması, anlaması tribünlerin değil sadece televizyon karşısında bile milyonlarca Fenerbahçe'nin bunu anlaması için illa futbol uzmanı mı olması lazım? Görüyorsun, penaltı atlamıyor adam kaçıyor. Kaçıyor penaltı kaçıyor. dört tane penaltı kaçırmış. 10 penaltı da mı ne 11 penaltı tam. Bu ne demek biliyor musun? Ha, bu ne demek ya? Böyle böyle bir şey olabilir mi yani? 10 penaltıda en fazla bir tane kaçırız. İyi penaltı onda onda atar da anladın mı yani böyle olur müthiş mu müthiş bir top tekniği var ama duran abi, toplar konusunda mı abi nedir sıkıntı sende abi işte? dünyanın en teknik futbolcusu dünyanın en iyi penaltı atan oyuncusu olmaz. Penaltı atmak falan başka şeydir. Yani topa iyi vurmak soğukkanlı olmak birçok şeyi barındırır içinde penaltı iyi atmak için. Şimdi bu arkadaş iyi penaltıcıymış zaten daha önce Bayağı penaltılar atmış Ajax'ta orada burada şurada Sırbistan milli takımında falan filan. Beni ilgilendirmiyor. Ben Fenerbahçe'de attığı 11 penaltıya bakıyorum. Hiçbiri sağlıklı değil. Belki bir tanesi vardır. Kaleci bulamamıştır köşeyi. Top. gol olanların çoğu da eline değdi oldu. Hatta bir tanesi olmadı. Direğe vurdu. Kaleci yattığı için Direkten dışarı çıkacağını kalecinin sırtına vurdu gol oldu. İçeri girdi. İçeride bir Ludo Gores mi bir yabancı takımdı. Konferans liginde bir maçta. Yani anladın mı? Ata. He? Tırnava maçı. Tırnava maçı işte neyse. Heh. E şimdi yok. E tabii ki bunu şimdi insanlar seyretmiyor mu? Ben evde seyrediyorum. Ki ben rahatım. Hani rahat Penaltı oldu mu %80-90 gol dur bu diye bakan, seyreden bir insanım. Artık Tadiç geldi mi elimi bağlıyorum böyleyim. %50-50'deyim yani. Atacak mı atmayacak mı? Ben bu durumdaysam bütün fenalatçı da aynı durumdadır. Kaleci olsan Tadiç penaltı kullansın istersin yani. Kim? Kaleci olsan. Tabii çözüyorsun şimdi kaleciler de çözüyor biliyor. Sol ayağıyla gelecek. Yavaş yavaş gelecek. Hele son dönemlerde penaltıya bir gelişi var. Siz prostatlı insan gördünüz mü nasıl işiyor? <laughs> parça parça, adım adım, ha, yavaş yavaş. ne? Bir daha parça parça, <laughs> yavaş yavaş adım adım. Halicim ha. <laughs> prostat genç Ali belki bilmez prostat bir erkek hastalığıdır. Ha biliyor musun? Tabi erkek olduğun için bilirsin ama daha çok gençsin yani. Ya yaşlılarda bizim gibi hele benim gibi yaşlara geldiğinde hemen hemen çok olur yani prostat. Böyle dediği gibi, yavaş yavaş Fıratcan'ın dediği gibi. Böyle gelir mi yani? Böyle insan topa penaltıya böyle gelir mi yani? Hep <laughs> üstüne adamlar işte. Üstüne adamlar. Üstüne adamlar. Ne kadar salladı. Evet. Evet. <laughs> Son damla diyorsun. E, tabii ki üstüne adamlar. Prostatlı olanlar varsa böyle şey bizi izleyenler bilirler. <laughs> üstüne adamlar sonunda. Yani pislenir orası. Oradan bir hayır çıkmaz yani. Gençler şimdi biliyorsa babalarına sorsun. Genelde çoğunun babasında vardır. <laughs> şimdi böyle olmaz yani. Böyle böyle olmaz. Hakikaten olmaz. Şu, İsmail Kartal canım ciğerim. Sayın hocam. Canım ciğerim demek hakkını kendimde buluyorum. Çünkü futbolcuyken 4 sene beraber yan yana oynarken ben ona hep canım ciğerim. Canım İsmail'im, canım Arap'ım falan derdim. O da bana apom-mapom apom derdi yani. Onun için ben bunu söylerim. Hani bir de yeni moda çıktı ya. Hocayla koskoca hocaya nasıl hitap ediyorsun falan. O tabii ki o senin, siz genç taraftarlar, çocuklar. Sizin için koskoca hoca. Benim için İsmail, İsmail yani. Canım ciğerim. Canım ciğerim. Anladın mı? Ben ona diyor muyum? Bana Abdülkerim Durmaz diye hitap etti. <laughs> Apocum diyor. Hatta bir şey yapo diyor hatta bazen de. Ne <laughs> Sana ne? Sen, ne? Sana ne? Sana ne? Ne yapo diyor. Söylerim dışarıda. <laughs> her neyse. Hızlı apo. He. Şimdi İsmail evet. Kartal'a ben beyaz futbolda yani ben televizyon programımda seslendim. Yani ters köşeyi izleyenler zaten e, beni bana değer verip beni her platformda, iz, platformda izleyen dinleyenler, izleyenler biliyorlar. Beyaz futbolda ne dediğimi biliyorlar. Dedim ki bak İsmail bir demecim var. Hiç bunu dedim beğenmedim, sevmedim. Penaltı soruluyor. Bundan bir iki hafta, 3 hafta önce Tadiç'in yine bu penaltı konusu sorulduğunda gayet böyle biraz kızgın vaziyette. Bir sorunumuz yok bizim. Tadiç istediği müddetçe penaltıları o atar. Böyle demek olmaz dedim İsmail'cim. Böyle olmaz. Sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım. Böyle olmaz. Tadic istediği zaman, istediği zaman o penaltıyı o atar. Yani istediği müddetçe. pardon, istediği müddetçe o atar. Ne demek o? Şu demek yani. Tadic 20 penaltının 20'sini de kaçırsa, 21. ben atacağım kardeşim diyorsa o atar. Aa yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey dünyada yok. Öyle bir dünyada öyle bir futbolcu yok. Dünyada bir kere öyle bir takım yok. Sen de buna müsaade edersen dünyada senin gibi bir teknik direktör de yok. Buna tribünler müsaade etmez ki hocam. Beş tane üst üste kaçırsın altıncıya takım başına geldiğinde tepki verir. Tribün eder etmez bilmem ben ama bir hoca bunu söylemez. Öyle çünkü o ne demek o canı ne isterse yani can istediğimizde çoğu atar. Yok kardeşim bu bir tehlikelidir. Bir penaltı beş birlik maç son maç önemli değil değil mi? E bir sıfırlık mağlubiyette bir puan bize şampiyon yapacak. Bu penaltıyı attı şampiyonluk gitti. Bir penaltı şampiyonluk gider. Bir penaltı kullanırsın şampiyon yaparsın takımı. Öyle değil mi? Final Doğru. maçı oynuyorsun. Dakika 90 penaltı kazandın. Atarsan şampiyonsun. Ne olacak? Tadı çatmak istiyor. Ne yapacağız? Öyle bir şey olmaz. Bunun hemen önlemini alacaksın. İdmanda, Penaltıcını bulacaksın değil mi? Arayacaksın. İyi atan kim var? Sert vuran, isabetli vuran. Bu işe yatkın değil mi? Sonuçta da penaltı yani bu penaltı. Yani insanlara da küçük ile penaltı at demiyoruz yani. Penaltı bu ya penaltı. Yani kimse kusura bakmasın ama millete zor gelir. Penaltı atmak kolay bir şeydi. Penaltı kaleci için zordu. 7.32'nin 2.44'ün içinde bir tane adam var. Bak burasını ben geçen gün 7.32 zannettim. 4 metreymiş burası. Burası hangar gibi ama. 4 metre. Şuraya bak. Dünyanın bir ucu. Bir de 7 metre. Ortada gariban. Orta, he, burası da 2.44 kale direği. Ortada bir tane de gariban şortlu bir çocuk. Kaleci ellerinde eldiven var. Onun için zor. Öbürü için kolay. Yalan mı? Bazen gözünü kapa vallahi ayağını dengiz. Bir burun gol yani genelde. Bunu isabetli, sert vuruş isabetli. Ortaya vursan gol oluyor değil mi? Bazen ortaya geliyorlar bir vuruyorlar gol oluyor. Yani o kadar da çok abartılı bir iş değil aslında. Ama sen illa bu atacak. Öyle bir şey olmaz kardeşim. Olmuyor ya. Bir kere Tadic'in kendisine problem yarattı artık. Şimdi Tadic'in penaltıya rahat gelme ihtimali var mı? Tadic inan bana o ağır ağır diyorum yani. Prostatlı şey gibi geliyor geliyor ya. Onun gel gelirken 50 tane şey düşünüyordur biliyor musun Tadiç? 50 tane. Sağ mı sol mu üst mü alt mı? Tabii ki. Diyor şimdi orada diyor ki ya son iki penaltıyı geldim hep gösterdiğim yere attım. Geldim baktım köşeye attım. Bu sefer çevireyim mi? Kaleci de benim gibi düşünürse ya benim gibi düşünürse ulan iki tane buraya atmıştı bu Tadiç. Bu sefer buraya atacak der mi acaba? Bu ara Tadiç kalecinin penaltı atan adam, adam kalecinin yerine de düşünmeye başlar. Bak böyle bir şeydir bu anladın mı? Kesin buraya atlayacak diye. Tabii ki. Acaba kaleci benim düşündüğümü düşünür mü? Ne düşünüyordur? Şimdi içine bu düşünceler, bu korkular gelip de onlarla penaltıya gidersen zaten penaltının yarısı kaçmış demektir. Şimdi Tadiç'te bu duygular var. Şimdi Tadiç diyelim ki bu akşam Konya Spor'a penaltı atacak. Tamam mı? Ne düşünecek şimdi Tadiç? Ulan şimdi bir şey İstanbul atlayayım. Spor maçında oraya attım. Kaleci de kurtardı. Yine bana atıyorum, Konya kalecisi bu sefer ters atar diye acaba öbür köşeye atlar mı? Ben yine aynı mı atsam? Ya da Konya kalecisi de, ulan dur Tadiç böyle diyordur, yine aynısını inat yapıp buraya atacak diyor mudur? Hep bunları düşünür penaltıya atan adam, anladın mı? Bu zaten hiç şeyinden çıkmış artık. Yani bunun artık oluru yok. Tadiç bundan sonra bütün penaltılarının tamamını gol atacağım diye garanti belgesi verse bu, bu olmaz. Hemen buna Konya maçıyla hemen bir önlem almak lazım. Sence kim penaltı <laughs> kullanmalı? Şimanski mi? <laughs> Cengiz mi? Ceko mu? Bence ile bu iş çözülmez. Bence. Ben Samandıra'ya gitsem değil mi? Bir antrenman var. Penaltı atışılır değil mi? Penaltı attırılır oyunculara. Belki de takımın en iyi penaltısı. Penaltı atan adamı bizim hiç kale almadığımız bir oyuncudur. Çok kazma stoperler vardır. Futbol hayatı penaltıcı olarak geçmiştir. Vallahi stoper dersin ki bu adama bak topu tepiyor ama Elif penaltı da şeydir. Mesela bak bizim kendisi İsmail Kartal çok iyi penaltı atardı biliyor musun? Kaleciler kullandı yıllarca hocam. Tabii mıyorsa? ki. Bizim ayrı yerde öteye gitmesin. İsmail Kartal bizim takımda o zamanki takımda 84-85 şampiyon olan Fenerbahçe kadrosunda teknik açıdan baktığında en zayıf oyuncularımızdan bir tanesi İsmail'dir. Bir İsmail bir de bizim Hasan vardı Rambo Hasan stoper. Anladın mı? İkisi de vallahi topa var ya yani bırak ayak içi falan kullanma. Tepiyor derlerse. Bam güm falan. O İsmail topu bir dikardı. Bir vurdu valla filede. Filenin tozunu alırdı penaltıda. 103 golü şampiyonlukta da hocam. Bu ya, biliyorum. Çok kritik maç var. Evet çok kritik penaltı. Evet. Hatta böyle tavana at, atar genelde böyle sert tabi. Evet 88'i kadroda Oğuzlar var, Aykutlar var, Şuma falan filan o atardı. O bizim bizim dönemde de 84 85 oralarda da attı çok az. Çünkü o zaman rahmetli Selçuk Yula vardı. Penaltıcının babası. Penaltı nasıl atılır diye bakarsa insanlar bir atsınlar Selçuk Yula'ya baksınlar. Bir de topun hızına baksınlar hocam. Tabii ki. Tabii. Tabii. Valla topun böyle kale çizgisini geçip durduğunu bilirim ben. Selçuk'un penaltısı. İsmail Kartal yani kendisi zaten yani anlatabiliyor muyum? Penaltı atardı ve iyi kullanırdı. Ama teknik kapasitesine baksan o dönemde İsmail Kartal'a penaltı attırır mısın? O kadar iyi oyuncunun yanında işte Aykutlar, Oğuzlar falan varken. Değil mi? At, mantıklı attırmam dersin. Penaltı atmak başka bir şeydir yani. Dolayısıyla bunu ben Fredcim ben olsam diye bir şey diyemem. Ben giderim Samandıra'da Herkes penaltı atar Seyrederim. Kimin iyi penaltı olduğunu anlarım. Çünkü hocanın da işi budur zaten. Peki Tadiç tarzını mı değiştirmeli hocam? Nasıl? Vuruş tarzını mı değiştirmeli? Ya hızını mı değiştirmeli? Yok abi e, Tadiç yok. kullanacaksa. Yok, yok Senin dediğin gibi yok, prostat yok. gibi yavaş yok. yavaş gelmeye devam mı etmeli. Yok şaşırtmalı mı? Artık deri değini değiştirirse değiştirsin hikaye. Hikaye kardeşim öyle yok. Öyle ben artık yavaş yavaş gelmeyeceğim. Deparla geleceğim. Yok bu böyle bir şey yok. Artık burada için bir şey değiştirmesine gerek yok. Burada İsmail Kartal penaltıcısını değiştirecek. Olay bu kadar basit. Bunda bunu bunda inat etmenin bir anlamı yok. Kaldı ki Fenerbahçe daha çok penaltı kazanacak. Çünkü Fenerbahçe'nin Türkiye liginde oynadığı maçlara baktığın an özellikle Anadolu takımlarına karşı, değil mi? Derbi maçları hariç maçın büyük bölümü rakip yarı sahada ve rakip 18'inde geçiyor. Ha, penaltı olmaması çok zor. Penaltı Fenerbahçe çok penaltı kazanacak. Çünkü rakip 18'e çok oyunu yıkıyorlar. Ve o 18'de Ceko, Tadic, Şimanski, şimdi geldi Fred. Emre Mor olabilir. Fred. Pas, hem, de 18'de pas yapmayı seven oyuncular. Yani 18'e girdim ve amaçı 18'de hala pas yapıyor. Tadic pas atıyor, o ona veriyor, o ona veriyor. Ayak koyuyorlar, şu takıyorlar. Birinin elinden dönüyor. Çok penaltı kazan, kazanacak bir takım Fenerbahçe. Dolayısıyla hemen penaltıcını değiştireceksin. neşitini değiştirecek Tadiç yani. Ya bu kadar yani bu kadar. Bir penaltı için bu kadar vakit mi vereceğiz? Dur Tadiç koşuşunu değiştirsin. Daha hızlı gelsin. Onunla ne uğraşıyorsun ya kolay. Çakıl kardeşim. Geç sen daha iyisin. Sen atıyorsun. Bu kadar. Ne, ne, ne var bunda yani? Şimanski harika bir sol ayak. İrfan Can Kahveci değil mi? Müthiş bir sol ayak. Efendime söyleyeyim. Cengiz Ünder. Görmüyor musun? Her yerden 30'dan 40'tan sıkıyor sıkıyor gol oluyor mesela. Ya da bir baba baba bir koyar vallahi gol olur. Yani onu da idmanlarda hoca bulacak yani. Onu da biz mi bulacağız?